Bir şey diyeceğim. Yani affedersiniz ama bu kadar bok iki tane güvercinden çıkmış olamaz abi ya. Anasını bellemişler oğlum, bu ne? Ya bir şey diyeceğim valla. Nasıl bir göt varmış bu kadar sıçtınız buraya ya. Bir de... Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki hafta aradan sonra tipsiz bir şekilde video atan Emre olarak karşınızdayım. Bu video hepimiz için yeni bir başlangıç olabilir. Neden diye sorarsanız, artık sürekli her gün video sözü veriyorum ama bu param bittiği için değil. Sizi özlediğim için her gün video atacağım arkadaşlar. Bugün kötü bir gün geçiren insanları izleyeceğiz. Kanalımızın en sevilen serilerinden birisi bu, biliyorsunuz. Hızlıca hemen videoya geçmek istiyorum. Bu arada videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like atarsanız, bir de Instagram hesabından beni takip ederseniz çok sevinirim. Ve şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet, ilk başta ne oluyor diyeceğiniz bir video. Arabanın içi yani iğrenç bir durumda ama bu araba denize düşmüş. Nasıl düşmüş bilmiyorum ve düştükten sonra adam şunu der abi, bir düşünür insan. Lan arabam suya düşmüş. Ben TikTok çekeceğim yere bir yardım isteyeyim. Şu arabayı şuradan çıkartalım. Belki ölürüm, belki kalırım diye düşünmüyor. Arabanın içinde TikTok çekiyor ya. Ama bir şey diyeceğim, gerçekten bu kötü bir gün geçiren insanların bir numaralı videosu olabilir. Yani düşünseniz de aracınızın böyle suya falan düştüğünü. Ama TikTok da çekin arkadaşlar öyle bir şey olduğunda. Burada ne oluyor? Kız araba sürüyor, vites değiştiriyor. Ya bir şey diyeceğim, o vites topuzunu oradan sen nasıl çıkarttın kardeşim ya? Ya yemin ederim işler hadi şu, yani benim arabam olacak şöyle şeyler ya da birisi yapacak bunu. Yemin ederim kafayı yerim ben ya. Bak, en can alıcı videolardan birisi bu. Yani düşünseniz de bir araba aldınız, hayalinizdeki arabayı aldınız. Gün batımı, sahile gittiniz, böyle dinleneceksiniz, böyle rahatsınız. Lan bir anda böyle tsunami vuruyor, dalga vuruyor. Tsunami fazla oldu da. Bu dalga vuruyor arabanızın içine ediyor, böyle yeni aldığınız arabanın içine. Yani gerçekten çok iğrenç bir durum. Şöyle bir ortamda böyle bir durum yaşamak hiç istemezdim. Burada bu dökülen şeyi bir kedi yapmış. Acı biber kutusunu bir kedi bu şekilde merdivenlerden aşağı düşürmüş ve kırılmış. Ama bir şey diyeceğim, bunu nasıl temizleyeceksiniz? Bir, sol tarafta kedinin bakışına bakın, zaten pişmanlık bakışı bu, net. Bir de bir şey diyeceğim, burayı kadının süpürdüğünü düşünün, tamam mı? Süpürüyor. Şimdi böyle süpürgelerde de arkada hava şeyi var ya, yani hava veriyor böyle. Bunları çektirdiği zaman acaba arkadan acı biber kokusu falan yayılır mı diye düşündüm. Yani 1000 IQ düşünce yaptım şu an ama böyle bir şey olma ihtimali var mı? Kızlar siz daha iyi bilirsiniz, var mı sizce? Hayatımda gördüğüm en tuhaf olaylardan birisi olabilir bu. Lastiğe çatal takılmış. Yani çatal girmiş içine, nasıl girmiş bilmiyorum ama buradaki ayrıntıya da dikkat ederseniz çok sevinirim. Şurada bir şey var, görüyor musunuz? Bak tam şurada. Ya çatal aynı zamanda bir el hareketi çekmiş. Yani bunu nasıl becerdin gerizekalı der gibi. Yeni bir araba aldınız, jelatinini böyle yeni çıkartıyorsunuz, böyle güzel rahatlıkla çekiyorsunuz, rahatlatıcı video gibi ama derken pat diye düşüyor lamba. Şu an içim bir kötü oldu var ya, yani yeni bir araba alır da böyle bir video çekersem ve başıma böyle bir şey gelirse ben gerçekten oturur ağlarım ya, net. Bir şey diyeceğim, bak bu görüntü çok iğrenç. Şöyle düşünün, bir noodle yediğinizi düşünün, tabağı bu şekilde koydunuz. Noodle'u hapur hupur şapur şupur yediniz yediniz, sonunda böyle bir görüntüyle karşılaştınız. Ne yapardınız, bana bir cevap verir misiniz ya? Karşınızda böyle, bu ne kertenkele mi ne bir şeye de, ne hangi hayvan olduğunu tam tahmin edemiyorum ama böyle bir şeyle karşılaştığınızı düşünseniz, abi yemin ederim işler acı. Yemekten sorun, ben bir daha yemek yiyemem ya. Şu var ya, şu durum gerçekten iğrenç bir durum. Bunu kim yaşadıysa Allah ona bin türlü sabır versin abi. Bak, sırada daha kötü bir gün geçiren ebeveyn var. Gitmiş bu kitabın üzerine ne yazıyor biliyor musunuz? Benim evladım gerizekalı mı? Yani senin evladın sana ne yaşattı da böyle bir kitap aldın? Onun hakkında da hiç fikrim yok ama Allah kimseye bu kitabı aldıracak kadar gerizekalı bir evlat nasip etmesin arkadaşlar. Amin ya Rabbim. Bak burada ablamız tatile gitmiş sanırım. Güzel de Instagram için bir post çıkaracağını düşünmüş. Güzel bir poz vermiş ama fotoğrafın çıkış şekline bakar mısın? Abla şöyle çıkmış ya, bacaklara bak. Allah'ım, böyle bir post çekilip Instagram'a attığınızı düşünseniz de. Sanırım abla burada çok cool çıktığını düşünüyordu. Güzel de poz vermiş, ellerini de şöyle yapmış. Bakıyor böyle ama şöyle bir görüntü çıktığını o da tahmin etmiyordur net. Burada ne oluyor? Çocuk saçını kesiyor sanırım. Allah, sıfırla girdi saçına. Bir şey diyeceğim, niye bu kadar şaşırdın? Zaten makineyle bilerek girdin sen oraya. Burada kötü bir gün geçirmiş olmuyorsun ki. Yani duygusal olarak kötü bir gün geçirmiş olabilirsin ama kendi isteğinle yaptığın bir şeye şaşırmak ne demek kardeşim? Burada tam olarak ne olduğunu anlayamadım ama bu videonun bir de devamı varmış. Şu an izliyorum ne gelecek karşımıza ama ablamız tayetini giymiş, spor ayakkabısını giymiş. Güneşleniyor, bir çimin üzerine geçmiş, güneşleniyor ama bunun sonunda ne olacak diye düşünürken
İşte karşımıza o fotoğraf geliyordur. Ay Allah'ım, o Titan desenleri çıkmış kadının bacaklarına. Allah'ım çok kötü olmuş. Şuna baksana, buralar kıpkırmızı, oraya onların şeyleri işlenmiş, desenleri. Çok iğrenç olmuş lan. Şu gördüğünüz görüntü siz izleyenler ve benim sürekli başıma gelen bir olaydır. Yani daha önce hepiniz yaşamışsınızdır. Şu an artık AirPods'lar var, yani kablosuz kulaklıklar var ama... Yani önceden kablolu kulaklık kullandığımızda şu hale geliyordu abi. Ciddi ciddi geliyordu ve bunu nasıl açacağımı hiçbir şekilde bilmiyordum. En son sinirden alıp böyle fırlatıyordum ya, o kadar kötüydü. Yani Allah'tan böyle kablosuz kulaklıklar çıktı da artık rahata erdik ya. Yoksa bunlarla uğraşmaktan feleğimiz şaşacaktı. Bir ablamız bir gün geçiriyor böyle. Güzel bir gün geçiriyor. Sonrasında duş almaya girecek ve duş almaya girdiğinde burayı böyle görüyor. Kuşların hepsi, güvercinlerin hepsi buraya, hepsi bu arada, hepsi buraya sıçmış. Hala hepsi diyorum bu arada. Bir şey diyeceğim. Yani affedersiniz ama bu kadar bok iki tane güvercinden çıkmış olamaz abi ya. Anasını bellemişler oğlum, bu ne? Ya bir şey diyeceğim valla. Nasıl bir göt varmış bu kadar sıçtınız buraya ya. Bir de benim anlamadığım bir şey var burada. Bu iki güvercin bu kadar sıçmış olamaz. Yani bu kadar sıçması için bir iki hafta geçmesi gerekiyor. Ya da bir hafta diyelim hadi. Sen bir hafta hiç mi duşa girmedin de bunları görmedin? Yani bunu yapmalarını daha önceden sezebilirdin, görebilirdin az bir şey. Ama iki haftada banyoya girmiyor musun demek ki, ne kadar pis bir insanmışsın sen ya. Bak buna bakınca bazılarınız anlamamış olabilir. Bir ablamız, yine ablamız, bir laptop çantasına hem laptopunu koyuyor hem de kaşar peyniri koyuyor. O kaşar peyniri de orada eriyor. Sonra bu böyle USB girişlerinin her yerine kaşar doluyor abi. Allah'ım, bir şey diyeceğim. Bu en kötü bir gün geçiren insan olabilir. Ablamız veya abimiz, bilmiyorum kim olduğunu ama diş fırçası tuvalet fırçasının içine düşmüş. Yani bilmiyorum ya. Onu alıp kullanmazsın umarım. Yani bazı Çinliler var. Bazı videolarında görüyorum, gerizekalılar her boku yiyip şey yapıyorlar, kullanıyorlar ama umarım sen o fırçayı oradan çıkarıp kullanmamışsındır. Şu olayı hiçbir erkeğin veya kadının yaşamasını hiç istemem gerçekten. Yani bir şey içiyorsunuz arabada, bir kahve aldınız veya kola aldınız. Düşünseniz de koltuğunuzun üzerine bu şekilde dökülüyor ya. Bunu temizlemek de zor. Yani birisi dökse, yani ben dökmesem, birisi dökse ona ne yaptırırım biliyor musun? O pipeti alır oradan içtiririm ona. Bu kişinin de arabasına bir şekerleme dökülmüş. Sonra derse gidip geldiğinde sanırım bu şekilde bir manzarayla karşılaşmış. Bütün böcekler oraya gelmiş. Abi çok kötü bir durum bu ya. Arabaya binemezsin de, hadi yıkamaya götüreyim, yıkattırayım diyeceksin. Arabaya binsen bunlar üstüne çoğalır, yemin ederim hepsi üstüne gelir. Benim bu videoda anlamadığım bir şey var. Bu araba bu havuza nasıl düştü? Artı bu araba bu havuza düşerken hiç mi fark etmediniz? Hiç mi ses gelmedi? 2. Ve bu araba bu havuzdan nasıl çıkacak? 3. Ya da çıkacak demeyeyim. Nasıl çalışacak bu araba? Çıktıktan sonra çalışacak mı acaba? Hepsi merak konusu. 3 tane sorun var benim abi, net. Yani havuzu olan bir evde oturduğunuzu düşünsenize. Müstakil bir evde. Arabanız havuza düşecek ve onu duymayacaksınız siz. Ya da acaba adam bilerek kendi mi düşürdü bunu, ne yaptı bilmiyorum ama bu arabanın çalışabileceğine ihtimal vermiyorum ben. Bak bu daha önce hiç rastlamadığınız videolardan birisi olabilir. Bu kadın bu arabayı buraya nasıl sokmuş olabilir? Yani tüm kadın sürücüleri uyarmak istemiyorum buradan. Hepsi aynı değil biliyorum ama yani bazı kadın sürücüler gerçekten imkansızı başarıyor. Bu arabayı buraya nasıl soktun abi? Şu yani su borusu mu, su şeyi mi bilmiyorum. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Oyunlarda o şekilde ama sen arabayı buraya nasıl soktun ya? Hadi artı bu araba buradan nasıl çıkacak? Ya imkanı yok bu arabayı buraya sokabilmenin ya. Vallahi bilmiyorum, açık konuşayım ama ben yolda giderken genelde kadın sürücüler gördüğümde uzaklaşıyorum onlardan. Yani hiç geçmeye bile tenezzül etmiyorum. O yanımdan uzaklaşsın yeter diyorum ama genelleme yapmıyorum. Her kadın aynı değil yani. Hepsi, bazıları güzel sürüyor, bazıları kötü sürüyor, bilmiyorum. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.